Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefa geldiniz. Aldıklarımızı teyzeleri alışverişe gittik biz. Şuraya yeni aldım, astım. Bunları size göstereyim. Şöyle Efe'ye bir tane ceket aldım canlar. Şu şekilde içi güzel, yünlü bakın. Bu Efe'min teyzeleri. Bunu 40 euroya aldım. Bu da Zeynep'inki. Bunu da 65 euroya aldım. Şöyle uzun, güzel. Şu şekilde. Alışverişe gittik teyzeleri. Şöyle ikisi de kapşonlu. Şöyle güle güle giysinler. Rabbim sağlıklı eskitmek nasip etsin. Diğer aldıklarımıza geçelim. Canlar bayağı yoruldum. Önce size çocukların ceketlerini gösterdim. Şimdi evimize geldik. Erdoğan bir arkadaşının oraya gitti. Bir görüşmesi vardı. Oraya bakıp geleceğim dedi. Bizi eve bıraktı. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Ben de daha üstümü değişmeden ellerimi sadece yıkadım. Karşınıza geldim. Videolarımızı canlar beğenmeyi unutmayın. Çok çok teşekkür ederim hepsinize. Efe de bana şöyle bir hediye aldı teyzeleri. Bilmem ben çok beğendim. Çok yumuşacık. Böyle bir hırka almış bana. Babasıyla gitti. Babası onu kurstan alırken bunu bir gün önce beğenmişti. Gitti aldı anne sana hırka aldım uzun şöyle. Şöyle dipleri lastikli. Güzel. Bir de kolları şöyle. Ben çok beğendim. Şu şekilde. Giydim anne bunu sana alıyorum dedi. Ben para topladım. Çok memnun oldum. Allah razı olsun çocuklarımdan da eşimden de sizlerden de. Rabbim 10.000 kat güzelini sizlere versin. Ondan sonra Tansaş'a gittim alışverişe. Şöyle bir tane canlar marul aldım. Şöyle en güzeli vallahi buydu. Açılışımızı yapalım dedik. Şöyle bir kilo hamsi aldım. İndirimdeymiş hamsi de. Benim haberim yok indirimde. 5.50 kilosu. Şöyle Elekom'un ekmeklerinden aldım. Liderbrot. Arkadaşımın biliyorsunuz ekmek fırınları var. Oradan aldım. Çok güzel. Ekmeklerini çok seviyorum. Bir de poşetli olması ekstra benim için daha güzel. Turşu yapacağım canlar. Onun için bir tane kaya tuzu aldım Tansaş'tan. Bir tane limon tuzu aldım. Bir tane sirke aldım. Evonik su bitmiyor biliyorsunuz. Şöyle bir tane tazecik ıspanak aldım. Ispanak yemeği dedim yaparım. Bunu da böyle boyayayım. Bugünkü menümüz hamsi, kızartacağız, salata, pilav, cacık. Pilav olan cacığı Efe yiyecek, hamsi, salatayı biz yiyecek. Çorba istemediler. Çünkü Efe hamsi yemeği teyzeleri. Biz hep bu sucuğu alıyoruz. Başka sucuk uşakla yemeyirler Efe Paşa. Bir tane köri sosu aldılar çocuklar. Benim yemediğim şeyler. Bir tane pastırma almış. Bunlardan benim hiç haberim yok. Erdoğan alışverişi yaptı. Bir tane salam almış. Çocuklar ekmek arası. Şöyle Meray'ın çekirdeğini almışlar. Havuç aldım çok az. Çok büyüktüler. Küçücük olsaydı fazla alacaktım da. Çok büyük. Bunu biz tüketemiyoruz. Hep çürüyorlar. Bir poşet soğan aldım. Oraya koydum onları. Bir poşet domates aldım canlar. Her gün git. Bir poşet daha bile coşkun sosis aldık. Şimdi kollarımızı da yukarı çekelim. Hamsılarımızı yerleştirmeden kesip suya koyalım. Şöyle kapımızı da alayım. Nereye koysam? Buna koyayım. Oo, ben abla bağladım başıma ama ben boğuluyorum kızlar. Abalarım kız kardeşlerim. Kanalıma yeni gelenler. Hepsi çocuğunuz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben kafamı abla bağlayacağım. Eldim. Uy. Aha. Has oldum da. Ha, Tansaş'ın
Fişi. Ha, bu gördüğünüz, size gösterdiğim ürünler hepsi ceketler hariç. Ceketlerle 20 euro bu. Ceketlerin ikisi 110 lira. Ekti sana 130 euro. 80 küsur da burası. 180, 210 lira. Gitti. 210 euro para gitti. Ne kadar? 200 4 milyara yakın mıydı yavru? Öyle. Yapacak bir şey yok. Allah'ım herkese yardım etsin. Bize de. Almanya'sı, Türkiye'si kalmadı. Her şey pahalı. Her şey. Her şey pahalı. Olsun ya. Ne yapalım? Apaca pahalıcık. Yapacak bir şey yok. Ama hamsiler de güzelmiş valla. Şöyle göstereyim size. İlk defa aldık bu senenin hamsisi. Şöyle tazecik. Bunları dedim önce bir keseyim. Bismillahirrahmanirrahim. Tüylü oluyor erkenden hamsi aldığında tüylü, ama Almanya çok sıcak. Bunlar İngiltere'den gelenlermiş galiba. Türkiye'nin hamsisi değil tabii ki de. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok canlar. Bunları keseyim, koyayım suya, koyayım üstüne bir pilav. İşte Efe yasa, hep yaptığım hep birileri yemeği yani. Bir yemeğin çıkar aralarında. Ne yapacak bilmiyorum. Oğlum dedim, sana da süreyim tavuk kanadı fırına 5-6 tanecik. Yok anne dedi, bence acıkla pilav isterim. Bugün yeme umut yok. Küçük tencereleri hep boşalttım, attım makineyi. Alımda yıkadım, burayı topladım, çıktık. Çıkış o çıkış saat oldu 4.30. Tam 4.30 saat. Saatle yarışıyoruz, saatle. İşe git gel, bahçeye git gel, alışverişe git gel. Suyu akşam aldık. Şişeleri verdik, suyu aldık. Onları da koyduk altına. Oraya da verdim akşam 38 euro da sulara verdim. Pardon. Temizlik malzemeleri hariç, tavuğun, etin, balığın hariç. Bu kadar pahalılık ben görmedim ya. Bırakın şimdi karı koca çalışmayı, kocalar çalışırdı. Şimdi karılar da çalışıyor, gene olmuyor. Buna da bir dur diyen yok. Bu kadar olur mu ya? Ben ne bileyim. Allah'tan ayrılsa Rabbim sonumuzu hayır etsin. Biz gene çalışıyoruz, alıyoruz karşılığını. Çok şükür Allah'ıma. Olmayan ne yapacak? Valla ben alırken alamayanları da düşünüyorum canlar. Diyorum yoruluyorum ama gene ekmeğimizin karşılığını alıyoruz. Ama az ama çok. İş beğenmeyenleri mi dersin, beğenmeyle. Yapanı da akşama kadar affedersin. Terin suyun içinde kalanlar, annenin terinin karşılığını alamayanlara mı üzülürsün? Ne bileyim ya, çok tuhaf bir dünyamız oldu. Dünya aynı da bence, insanlarımız tuhaf insanlarımız. Herkes sen yama ben yiyeyim, hepsini bir kişi yesin. Havalara bile ya, kafamın ağrısı hiç gitmiyor şimdi. Çocuklar da içeride kavga ediyor pamuk için. Erdoğan kolayına gelmez. Dedi bak bir kesemsileri de. Salatayı ben yapayım. Pilavı sen yap. Hazırlığa yardım edeyim sana. O ben bitiririm de gene gelmez. Arıcım ne mi? Yapayım yemekleri de hazırlayayım da. Dizlerim ağrıdı ya. İnanın akşam işten geldim. Orada çay demledim. Pasta vardı. Ben yapmadım ama fırından aldık kabile. Berline mi bir şey değiller onlara, bir şey ismi. Dedim ya kahve ya çayın yanında bir yerden yiyelim oturalım aşağı. Cık.
Çay demlendi. Ben çayı masaya getirdim. Vallahi uşaklardan önce uyumuş kalmışım. Bir kalktım ki saat 12:30 gece. Koltukta uyumuşum kalmışım. Bir sersemlik var bende. Affedersiniz. Niye bilmiyorum. Bir tuhaf bir halim var. Kafamdan zorum var. Kafamdan. Başım ağrıyor her gün. Her gün başım ağrıyor. Kafamdan çok zorum var. Bu beni çok etkiliyor. Benim yaşam kalitemi düşürüyor bu kafamın ağrısı ya. Yazdım baş ağrısından vallahi da billah. Ya orada müzik açaydı. Geldi Hasan'ın demesi ki röportaj yaparım ha burada Hasan. Hasan seni Allah yesin. O kadar güldük seni Erdoğan'dan ki Hasan. Ha burada şey var ya kuyumcu bir arkadaşımız. Ayasofya kuyumculuk çarşıda. Her zaman aklıma geldikçe dedim güvenilir. Tek adres çarşıda. Tam merkezde Hanaon çarşısında. Ayasofya kuyumculuk. Ona güvenmeyen daha kimseye güvenmez. Tek adres. Trabzon'da nasıl altınımız meşhur ise orada da meşhur. Röportaj yaparım ben Hasan için ha burada. Değil mi canım kardeşim? Yeşimim, canım kardeşim. Çok severim ya. İyi insanlar kim olursa olsun çok severim. Ben iyi luğdu unutamıyorum, kötü luğdu unutamıyorum. Ne olursa olsun. Rabbim herkese kim hayırlı kazanıysa hayırlı yemekte nasip etsin. Ben öyle diyorum. Kimsenin bir şeysinde gözüm yok. Arkadaşım olsun, kardeşim olsun, yedi kat yabancı olsun. Hiçbir zaman demedim ki bak ağrıyor, onun öldü de işte benim gözüm yemedi onu. Niye erdi, niye öldü? Rabbim en güzellerini nasip etsin. Hayırlı, sağlıklı yemek nasip etsin. Siz beni seyretiyorsunuz. Ben sizden para kazanırım diyorum ama az ama çok. Beni adam yerine koyuyorsunuz, izliyorsunuz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Anladın mı? Siz olmasa bu gemide böyle yüzmez. Siz beni seviyorsunuz, ben sizi seviyorum. Güzel bir şey benim için. Kaliteli insanlar güzel oldu. Siz hepsiniz benim için kalitelisiniz. Hepsiz. Ama o kalbi yaz daha hızlı vurursan komşucuğum kırılacak ha. Pakistanlı komşum da benden beter kalbiler hızlı vuruyor. Vallahi ben hamsıları 2 dakikada kestim canım. Bu çöpü şimdi hemen atacağım. Mübarek hamsı kabartı çok fena kokar. Hamsılarımızı şöyle canla kestim. Bunları şimdi suya buraya koyacağım. Ben seviyorum bir insanları ne olursa olsun. Oo, yeşimim lan yukarı şu ne kadar güzel seyretir diyorum. İnsanlar yavuşuk videoları da isteyirler. Ama ne yapayım bahçeli evim yok. Olsa estireceğim buraya ama yok. Oraya önce bir fırın sobası kurarım. Tabii şikayet eder de beni ama olsun polis karakoluna giderim. Eve gelirim. Öyle bu laf acaba yapacak bir şeyler. Şimdi ne yapayım? Bilemacık pilav yapayım teyzelerim. Benim bu huylarım var ya. Bir tencere temizi yıkacağım bir daha. Hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum, sevmeyi seviyorum, sevilmeyi seviyorum. Yokluğu da seviyorum, varlığı da seviyorum. Eski de seviyorum, yeni de seviyorum. Ha böyle bir kızım ben işte, ne yapayım? Bazen Erdoğan'la çekiştik mi? 5 dakika sonra dedim, Erdoğan ben senden çekişmeyi de seviyorum ha dedim. Diyor ki, ne bileyim ben sen nasıl bir şey. Ey Allah'ım. Ne yapayım? Yeter ki Allah'ım hastane kapılarındakilere de şifa versin. Dertsiz dert vermesin Allah'ım. Hepsi hallolur. Hepsi. Ha buramdan geçenleri herkese Rabbim nasip etsin bana da. Başka hiçbir şey çok istemiyorum. Her şeyimiz var. Hep diyorum. Borcumuz varsa çarşı ödeyecek. Sağlık olsun. Sağlık. Sağlığın olmadı bir ton paran oldu. Hiçbir şey yaramay. Ha bunları aldım. Midem bulanı yapedersin, kusarsın. Yiyebilir misin? Bal olsa yiyemezsin. Ama hastın, keyfin yerinde, sağlığın var, vücutun güzel. Yarın kim bilir ne olacak bilemezsin.
O zaman ekmeğin arasına ben bile domates koydum mu gelayı babal gibi. Yanım ilkokula giderken eve gitti. Topisi'nin Hasan abi diyor. Bunun da izliydi benim. Ekmek arası domates satardı. Gene diyorum size. 25 liraydı. 25 lira vardı o zaman. E bize de annem verdi 25 lira, 5 lira verdi bize, 6 lira verdi bize, yok idi annemde. E derdim abile, bugün yemezsem paramı da derdim, 2-3 gün biriktirsem da ekmek arası domates alsam derdim. Bak ama ya, bal geldi bize, bal. Ekmek arası domates değil de sanki pilav üstü döner, et döneri. Ha öyle. Ama şimdi her şey var insanların, sağlık yok, psikoloji yok, hiçbir şey yok ya. Sur gibi affedersiniz gidi geliyoruz. Hiçbir şeyin tadı olmaz mı? Yok. Bindin arada yapayım abiyle bir konuşma. Bir yalandan yeri gülürüm. Gördüğüme görmedim diyorum. İçim kan ağladı kişilerle bile. Mecbur yüz göz oluyorsun yani. O yüzden anneciğim der ki şu an karalar altına beyazlar üstüne. Öyle yapayım. Ne yapalım? Çok şükür bu halımız. O yüzden kimse dört dörtlük değil. Yapacak bir şey yok. Nerede ya bu tereyağı? Ha? Ben cumartesi pazar oldu mu çok ev işine bakmam canlar. Uşaklarıma bakarım. Yemeklerine, üstlerine, yıkanmalarına, çantalarına, derslerine. Çok abule süpürüyüm, sileyim, yapmam. Cuma günü benim güzel temizlik günümdür. Cuma, Perşembe, Cuma. Pirinçleri neden aldım biliyor musunuz? Samsun'da. Samsun'dan buraya pirinç getirdim. Ne yapayım? Yukum yok idi. Yukum yok idi. Heves ettim. Önceki sene aldıydım. İyi olur ya. Yalımızın altında. 10 kilo aldım. 10 kilo da geçen sene aldım. Epey gittiydi bayağı. Yani. Ha diyeceksin ki filiz ucuzluğumuzdan mı? Vallahi yok. Buradan alınmış galiba daha tatlı Türkiye'den aldın mı? Hiç parasından alakası yok yemin ederim. Burada 5 kiloluk kaça galayı bile bilmiyorum. 5 kiloluk güllü pirinç. 12-13 euro. Bunun da 5 kilosunu 125 TL'ye aldım ben. Samsun'da. Aradaki fark her şimdi beynim yanık. Farkını ben hesabiyatı da almadım. Ama hoşuma gidiyor mübarek. Oy Efe. Efe. Bu bağlara bakar mı oğlum gelayım mı? Ne zaman gelecek? Aslında o hafta var ya iki tane o da güzel pilav tencerem var ki ama bayağı büyük. Abi yeni aldığım tencereleri çok hoşuma gittiler tefalın canlar. Pilavı bile bununla da çok güzel oluyor. Çok beğenirim ben. Yalan yiyelim bile de. Bir gün olsa hepimiz bir masada. Nasıl tanrımı getiririm size. Fırın tepsilerimi yıkadım dün. Güzelce ne şöyle. Çiftliğe çiftliğe parlattım bunları. Fırınım pis değil ama bir sudan geçirsem fırınım iyi olur. Buna zamanım yetmedi. İşe gittim. O kadar.
Oy kafacığım. Ben üşürüm delineyle işte. Nasıl geçireyim bu zamanlar ben ne bileyim. Ha bakayım ha mübarek kızar ha. Yapıştırmayı hiç. O zaman telefonu alamıyorum çünkü tripodu oraya koydum. Ama ki buradan alayım sıcak suyu. Benim pilavım çok güzel oluyor canlar. Herkes de çok beğenir. Ama göz kararı yaparım. Asla ölçüm yok. Ne çiğ olur ne de hamur olur. Aynı hacılık pilavı gibi. Çok da güzel olur. Size de göstereyim. Bol tereyağlı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şimdi altını kısayım. Tam biri alırım altını canına. Bu şimdi burada kaynasın. Şöyle hamsılarımı da suya koydum. Bunları da tabii ki kaç kaç yıkayacağım. Tostlarını sökeceğim bunları. Ondan sonra hamsılarımızı kızartırken görüşürüz canlar. Vallahi canlar kusura bakmayın en tepeye çıkardım sizi. Diyorum Erdoğan gel diyorum upuzun bir adamsın. 70 saat tripodun çubuğu ki. Ne yapayım? Hazır yapadım sizi yanma kusura bakma. Yaratan beni böyle yarattı. İyi ki de yaratmış. Teşekkür ederim. İyi ki de sizi de yarattı. Teşekkür ederim Pampa. Ben hamsılarımı Canlar abla güzelce yıkadım. Acı oldun mu? Biraz acı olduk. İşte gözlerin artık karardı galiba. Açlıkta. Tuzlu yem bunları. Koşturmacalı bitmiyor. Selam verdin mi sen? Herkese selam olsun. Bak şimdi yine bu vermedim de. Ne bileyim o ara. Kaşla göz işte karıştı. Mısır unumuz, Türkiye'nin mısır unu tabii ki de. Tök. Niye? Tök. Boz mısır unumuz. Yok da bu şey değildir ha. Mısır ekmeği değil, hapsi kızartacağım. Tamam. Sen sadece yemekle meşgul ol. Benim yemeğime karışmıyor bu. Karışmıyorum. Sadece unu dök diyorum, ziyan olmasın. Oğlum çok unlu oldu mu da hamur olur hamur. Tamam hamurlu. Ey büyük Allah. Çikin. Çikin değil. Fish chicken olur. Allah aşkına ha bundan daha ünlüsü ne olacak diyor mu bu adı ha? Ya elini çekingen alıştırma ya. Tövbe yarabbim. Bak her yeri bal unlanmadı görüyor musun? Erdoğan. He. Ben seni latin sikerek bak. Çalpacağım seni ha bunda. Ne yapayım? De ki senden başka takılacak kimsem yok. İnşallah bu tava yapıştım o zaman. Yenisini almadım ha. Yapıştırdın mı sen? Azıcık yapıştırdım yani. Öyle mi diyorsun? Azıcık. Mastara olur mu bu da? He? Buyurun ya.
Çok uzağa gitti. Allah'ın için de gel abi kenara da. Gelin. Yapın ya bu değişikleri ne olur. Al kenara dur. Kusura bakmayın beni daha göremeyeceksiniz ama idare edin. Kapıyı yarıştıracak ha. Bir tane de istavret var burada. Aa buldum ya hadi. Bunu beğeni geçiyor. Arkadaş diyor bana ki tamam abi gidiyorum nasıl basma o zaman. Artık daha benim yerimi ecel istedim. Tamamdır tamam. Üst üste biniyor lan. Nerede Rebda? Ne yapayım anca geldim biraz sinir edeyim diyorum seni. O ki ben sana demedim ki Erdoğan bugün evdesin. He. İzinlisin beni getir dışarıda yemek yeme. Sen de bana hazırsın. He. Ha. Bundan dökül mü ya bu arada? Çok dökülüm sanma. Yok yok ben şey yapmadım açmadım. He. Efe dedi ki ben pilav salata istiyorum. Zaten adam hani sevmiyor. Çocukken lobur lobur yiyen adam. Milletim olan güzel. Oy la ilahe illallah. Devam da buluyorum bir tane. Nasıl ya bu? Ben hamsiyi kırçından çıkarıp pilavın üstüne döşemeyi çok seviyorum. Ana. Al. Hı? Al. Yeniyoruz ya. Arkadaşa dedim ki yeniyoruz. İki gün yeniyoruz ya. Şu anda derdim baş. Ben de limonluğa sıkmadım deli gibi. Bir şey var. Çiğ köfteci abi var. Bilmiyorum seninle beraber miydik o gün orada? Abi dedim ya sıkacaklarda niye kullanmıyorsun dedim. Dedi ya dedi sevmiyorum ama dedim çivit derler ki ona alıştım ben dedi. Alışınlığına gelir insan. Kaşığa sık. Limon sıkacağından sıkmayalım. Yalan yok da kaşığa sıkarım çoğu. Bunun kapağı ne yazıyordu? Beni mi bağlı? Çevirici dedim sen de. Çevirciye şey yapıştıracak abi ya. Nasıl kodum ne yaptı abi ya? Hey gidi. Hayranlarla rezil ürünüz daha olacak. Yapıştın, yapışmış mıdır? Yapışmıştır. Dur dur, videoyu durdurayım da. Yok ya. Allah'ım yüzünü kara çıkartma. Yeni tavan var, deli kapağı. Bana niye koydun bunu? Dur, kapat mı, kapat mı? Kapağını çıkar mısın? Dur ben bana. Döp 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 tamam.
Kolay getirmedim de öyle dedim. Bak senin bir tek alın. Alışverişlerin hepsini eve çıkardım tek başıma, bir tek kolay bıraktım, onu da getirmedim. Ya orada neden oldu biliyor musun? Kapının önünde tanışık bekliyorduk. Selam sabah derken. Akşam oldu erken. Evet. Yine de soğan keşeyim. Yapayım da. Kamçı kokusu duman atar. Ben hamsının balığın yanında bile soğanı çok seviyorum. Erdoğan da sever. Şöyle. Tuzla vuruyorum bunu. Bir de limon çıkardım. Bunu da Şanıl abimden gördüm. Melek abamın kocası böyle çok yapar, seviyor. Lahana yemeklerini sarmaların yanında da ben seviyorum. Şöyle. Vallahi bu tavaya şimdi bulaştım iyi. Madem bunu da yaptık, bunu da devam edelim. Oğluma da pilav koyalım. Tava da dizeyim ona. Mis gibi. Ne yapalım? Şefli bozuk olsun. Midemize gidiyor da. Kaptan izledim. Sizin ya. Zaten bir pilav hamsi, iki tavuk olur. Allah. Şöyle bizim mutfağımızın halini görüyorsunuz. Tam kadar bir şeyler. Erdoğan geldi şöyle. Size afiyet olsun.
Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.